Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bu videomuzda sizlerle birlikte geçtiğimiz günlerde kutusundan çıkardığımız Anker Rode Dashcam C1 isimli araç kamerasını inceliyoruz. Gelin bakalım bu ürün bizlere neler sunuyor. Hep beraber izleyelim. Geçtiğimiz günlerde biz Anker Rode Dashcam C1'i kutusundan çıkarmış ve hem kurulumunu yapmıştık hem de genel özelliklerini bir göz atmıştık. O kurulumda kabloları falan böyle ortada duruyordu ama daha sonra ben aracın içinden bu yan dirseklerden gizleyerek kabloları alt kısımdan çakmak şarjına getirdim ve daha derli toplu bir şekilde ve kablolar görünmeyecek bir şekilde takmayı başardım. Çok zor bir iş değil ama birazcık anlamanız gerekiyor bu işlerden. Hatta şöyle bir şeyde fark ettim. Ama bunu ben kendi benim kendi aksesuarlarım vardı. Onları gördük, kullandıktan sonra fark ettim ne yazık ki ama Anker'in kutusunda şöyle de bir ürün varmış. Bir plastik bir aksesuar. Şöyle çıkartayım bütün parçalarını. Şimdi kutuyu açınca bu çok anlaşılmıyor, görülmüyor. Benim de gözümden kaçmış. Şöyle bir aksesuar var arkadaşlar. Şöyle göstermiş olayım ekranda da. Bu aksesuar muhtemelen, yani öyle bir şey yazmıyor üzerinde ama muhtemelen aracınızdaki bu hani kaldırılması gereken plastikleri kaldırıp kabloyu saklamak için kullanacağınız veya böyle hafif kanırtıp hani zarar vermeden de montajını yapabilmeniz için geliştirilmiş bir aksesuar kutusundan çıkıyormuş. Kutu açılımını da unutmuşum. Burada bunu düzeltmiş olayım. En azından cihazı alacak olanlar böyle bir aksesuarın da kutusundan çıkacağını bilmiş olsun. İnceleme faslımıza devam edecek olsak Anker şöyle şu görüldüğü gibi şu şekilde bir ekranı olan çok da güzel küçük bir araç kamerası. Bunlar ne işe yarıyor? Hepiniz biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için aktarmakta fayda var. Aracınızı çalıştırdığınızda otomatik olarak kayda başlayan bu cihazlar video çekimi yapabiliyor. Çözünürlüğünü ayarlayabiliyorsunuz. Bu üründe Full HD bir 30 FPS'ye kadar maksimum bir çözünürlüğümüz var. İsterseniz 720p olarak da kayıt yapabiliyorsunuz ama ben Full HD yapmanızı öneririm. Çünkü en azından kayıtlarınız daha yüksek çözünürlükte olur. Nasıl kullanıldığını az önce birazcık bahsettim. Anker'de aslında bu tarz ürünlerden güzel bir örnek. Aracınızı bağladığınız zaman kontağı çevirdiğiniz anda çakmak şarjının elektrik gideceği için doğrudan doğruya çalışmaya, kayıt etmeye başlıyor. Şimdi ürünün kullanımı çok zor değil. Zaten takmasını falan anlatmıştık kutu açım videosunda. Oradan da eğer detaylarını merak ederseniz yukarıdan link vereceğim. Oradan da o videoyu izleyerek nasıl kurulabileceğini öğrenmiş olursunuz. Kurulumunu yaptıktan sonra kullanım da çok zor değil. Yerine takıyorsunuz. Yerine taktıktan sonra gerekli elektrik bağlantısını da yaptığınız zaman cihaz zaten kendisi kayıt olmaya başlıyor. Kutusundan 32 GB bir bellek kartı çıkıyor. Bu bellek kartını doğrudan doğruya takıyorsunuz. Şu üst kısmında bir yuvamız var. Şöyle de göstereyim. Şu şekilde şu anda gösteriyorum ekranda. Bu yuvaya taktığımız zaman doğrudan doğruya kullanmaya başlıyorsunuz. Kutusundan çıkan bu bellek kartını cihaza taktığınızda toplamda 320 dakikalık bir video kayıt yapabiliyorsunuz. Bu 320 dakika dolduğunda en eskisinden başlamak kaydıyla videolar siliniyor ve yenileri üzerine kayıt edilmeye başlanıyor. Bu arada biz yaptığımız denemelerde 32 GB dışında bir 64 GB bellek kartı taktık. Onun da rahat bir şekilde çalıştığını ve kullanıldığını gördük. Şimdi ürünle ilgili bir ayarlar var. O ayarlardan mutlaka bahsetmem gerekiyor. Kameranın menüsünü açtığımızda böyle dörtlü bir menü çıkıyor. Emergency yazıyor. Yani emergency yani acil durum. Mute yani sesi kısma. File dosya ve menü olmak üzere dörtlü bir menü çıkıyor. Şimdi menüye girdiğimizde bu altındaki ok tuşuna basarak giriyoruz. Bu arada şöyle bir durum da var. Ekran dokunmatik değil. Böyle bazen alışmışız artık dokunmatik ekranlara. Hemen ekran dokunmaya çalışıyoruz ama dokunmatik değil ne yazık ki. O bakımdan kullanım sırasında birazcık böyle hani elim zaman zaman ekrana gitmedi değil. Ekranda çözünürlük bölümümüz var. Çözünürlüğümüz işte 1080p 30 FPS'den 720p 30 FPS'ye veya 720p 60 FPS'ye kadar seçebiliyoruz. 3 tane seçeneğimiz var. Ben 1080p 30 FPS'ye çektim genelde videolarımı. Bir kayıt döngüsü var.
Seçtiğiniz zaman her bir video belli bir saniyede, daha doğrusu dakikada kaydoluyor. Şimdi burada seçeneklerimiz şu. 1 dakika var, 3 dakika var, 5 dakika var ve 10 dakika var. Şimdi bu ne demek oluyor? Cihaz çekime başladıktan sonra diyelim ki 1 dakikada bir kayıt yapıyor. Eğer 1 dakika ayarlarsanız, 10 dakika ayarlarsanız 10 dakikada bir kayıt yapıyor. Peki siz diyelim ki 10 dakikanın ortasında ya da işte 1. dakikasında geldiniz, arabayı kapattınız. O zaman 1 dakika içinde otomatik olarak video kapanıyor. Yani 10 dakika devam etmiyor. Bunu söyleyelim. Ama kayıt olunan videolar bu seçtiğiniz süreye göre kayıt oluyor. Ben genelde burada çekimlerimde 3 dakikayı tercih ettim. 3 dakikalık kayıtlar yaptı, onu belirteyim. Aracın bir sensitivity ayarı var. Yani hassaslık ayarı da var kameranın. Onu da ayarlamanız mümkün. High, low, medium olmak üzere ve kapalı olmak üzere 4 tane seçeneğimiz var. Bir diğer seçeneğim ise parking monitör. Bu önemli. Neden? Şimdi arabayı park ettiniz diyelim ki, gittiniz. Geldi birisi arabanıza çarptı, vurdu, çizmeye kalktı, bir şey oldu diyelim ki. Cihaz burada eğer bu özelliği açarsanız ve hassasiyeti de ayarlanabiliyor bunun bu arada. Yani hassasiyeti mesela low, medium ve high olmak üzere 3 farklı şekilde ayarlanabiliyor. Bunu yaptığınızda cihaz birisi dokunduğunda, çarptığında otomatik olarak kayda başlıyor. Bu da acil durumlarda hani birisi bir şey yaptı, kim yaptı yahu görmek için aslında fayda sağlayabilecek bir özellik. Ama tamamen de kapatabiliyorsunuz. Bu size kalmış. Bir de şunu söyleyeyim. Çok hassas yaptığınızda arabaya oturup çalıştırdığınız anda sanki birisi çarpmış gibi hissedebiliyor. O yüzden açık olacaksa bile bunun ayarının low, böyle düşük bir seviyede tutmanızı öneriyorum. Çünkü çok hassas da, yani biri dokunsa bile hemen kayda başlıyor. Bunu da belki istemeyebilirsiniz. Size kalmış bir durum. Ben bir şey diyemem. Wi-Fi özelliğimiz var. Bir uygulamamız var. Uygulama yardımıyla cihaza telefon üzerinden de bağlanabiliyoruz ve buradan da içindeki fotoğraf ve videoları da görebiliyoruz. Bunu da bir özelliğimizin olduğunu söyleyeyim. Tarih ayarlayabiliyoruz menüde. Dil ayarımız mevcut. Ekranın kapanma süresini buradan belirleyebiliyoruz. Burada da 30 saniye, 60 saniye veya tamamen kapalı diye ayarlayabiliyoruz. Ben 30 saniye geldi tuttum. Bir ses olsun ya da olmasın diyebiliyorsunuz. Burada ben kapattım seslerini. Açtığı zaman bızıt bızıt açıyor. Format atabiliyorsunuz. Watermark basıyor isterseniz videonun üzerine. Hani tarih, gün ve saat vesaire basabiliyor. 60 Hz ya da işte 50 Hz gibi seçeneklerimiz var. Hani kapalı yerde, açık alanda veya vesaire gibi. Ayarlar biraz basit olmuş ama iş görüyor mu? Görüyor. Sıkıntısı yok yani. Fakat ben dokunmatik bir ekran aramadım değil. Çünkü burada bir yazılar yazıyor. Onun altındaki tuşlara basmanız gerekiyor. Bu birazcık bana şey geldi. Garip geldi. Yani daha doğrusu bugüne kadar hep kameralardan, işte dokunmatik ekranlara alıştığımız için biraz şey geldi. Kameramızın açısı ayarlanabiliyor. Ben hani açısını ölçmedim. Yaklaşık 15 dereceye yakın bir ayar yapılabiliyor. Şöyle göstereyim. Şöyle bir ayar yapabiliyorsunuz. Bunu taktıktan sonra yaparsanız daha rahat olur. Çok yukarı yaparsanız yukarı gökyüzünü çekiyor. Birkaç kez ben de öyle kazara kalmıştı. Şöyle yaptığımız zaman da yine bu şekilde kayıt etmiş oluyor. Peki bu ürünle ilgili bazı sorular gelmişti bana sosyal medyada. Onları da aslında hem yanıtlamak için hem de en azından bilgi vermek için. Bu tarz ürünlerin belli bazı özellikleri var. Mesela GPS özelliği bu üründe yok. GPS özelliği birazcık maliyetli bir şey olduğu için bu modele koymamışlar. Bunun bir pro versiyonu var ama o da Türkiye'de yok. Onda GPS fonksiyonu var. Ne fark ediyor? Şu fark ediyor GPS'te. Gezdiğiniz yerleri yani konum olarak da görebiliyorsunuz. Hani şu şuradaydım ben, buradaydım. İşte şu videoyu şurada kaydettim gibi. Daha hukuki olarak delil olduğunu duymuştum. Ben bilmiyorum. Hukukçu arkadaşlar en azından bir videonun altına yorum yaparsa faydası olur diye düşünüyorum. Ama şu görüntülerin bile artık birçok anlamda faydası oluyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir kavga olayı olmuştu. Bir hamile kadına iki arkadaş saldırmışlardı mesela. Böyle bir ürün yoktu onlarda. Normal cep telefonuna kaydetmişler ama bu böyle bir cihaz olsaydı otomatik olarak kayıt edebilirdi. Böyle bir bu tarz durumlarda işe yarayacağını söyleyeyim. İnşallah da başınıza böyle bir şey gelmesin ama geldiği zaman faydası olacağını söyleyeyim. Şimdi gelin hep beraber ürünün teknik özelliklerine bir göz atalım. Anker RAW Dashcam C1 Full HD 1080p video kayıt yapabiliyor. Sony'nin IMX 323 sensörünü kullanıyor. Novatek NT96658 imaj işlemcisini kullanıyor. Yine aynı zamanda 2.4 inçlik dokunmatik olmayan bir ekranımız var. Dahili Wi-Fi özelliği bulunuyor. Acil kayıt fonksiyonumuz var. Parking monitör özelliğimiz var. 145 derecelik bir görüş açısı sunuyor. 32 GB bir bellek kartı için, ki kutusundan çıkıyor bu bellek kartı, 320 dakikalık Full HD video kayıt yapabiliyor. 470 mAh'lik bir pilimiz var. Şarj kablosunun uzunluğu ise 3.2 metre. Öte yandan şunu da belirtmekte fayda var. Kutusundan çıkan şarj adaptöründe 2 adet USB çıkışı var. Bu da şu anlama geliyor. Bu adaptör taktığınızda, ki bunun takılı durması gerekiyor sürekli,
Çünkü enerjiyi alıp almadığını oradan cihaz kontrolü direkt çalışıyor ya da kapatıyor kendini. Buradaki birinci, ikinci bir USB çıkışıdan telefonu şarj edeyim, diğer işlerimi yapayım için çok faydalı olacaktır. Güzel bir fikir olmuş. İnce bir fikir ama güzel bir fikir olmuş. Buradan Anker'e tebriklerimi iletiyorum. Peki videoların görüntü kalitesi nasıl? Kutu açılım videosunda da koymuştum. Bu videoda da koyacağım size. Hem gece hem gündüz iyi ışık şartlarında, kötü ışık şartlarında birçok farklı ortamlarda ben kayıt yaptım. Genel olarak video kalitesini beğendim. Çünkü plakalar okunabiliyor. Birileri bunu sormuştu bana sosyal medyadan da. Plaka okunması önemli biliyorsunuz. Hani bir durumda hukuki olarak veya diğer konularda size yardımcı olması açısından plakanın okunabiliyor olması önemli bir ayrıntı. Plaka okunabiliyor. Bu güzel. Görüntü kalitesi de fena değil. Yani tabii ki böyle üst düzey bir kamera gibi bir beklentiniz olmasın ama her şeyi görebiliyorsunuz. Net olarak görüyorsunuz ve kaydın da hani kesintisiz ve güzel bir kayıt yaptığını söyleyeyim. Yani işlevini başarılı yerine getiren bir ürün olmuş Anker Rode Dashcam C1. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoyu Anker Rode Dashcam C1 kullanarak çekiyorum. Şu anda arabanın içindeyim. Sessiz bir ortamda. Bütün ses ve diğer görüntüyü vesaireyi kamerası üzerinden alıyoruz şu anda. İşte cihazın kamerası da bu şekilde kullanılmasa da böyle bir görüntü verebiliyor. Bunu da belirtmiş olayım. Gelelim hepinizin merak ettiği konu, fiyat meselesine. Genelde tamam abi güzel anlattın, hoş anlattın ama kaç para bu cihaz diye mutlaka soruyorlar bize bütün videolarda, işte videoların altında, yorumlarda, şurada, burada. Bu ürünün biz bu testi yaptığımız tarihte, ki ben ilk aldığımda biraz pahalıydı, 750 TL civarındaydı. Daha sonra hepsi burada.com üzerinde biraz indirimde oldu, 600 liraya kadar da düştü. Böyle bir fiyatı var. Fiyatı yüksek mi? Ya birazcık yüksek, evet. Muadillerine baktığımızda, yani kaliteli ürünler 3 aşağı 5 yukarı belki bu parada ama işte Xiaomi'nin kamerası var mesela. Bu bundan daha ucuz. 400 lira civarında alabiliyorsunuz. Farklı markaların da böyle no name dediğimiz, hani böyle bilinmeyen markaların da böyle çok daha ucuz modelleri de var. Elbette onlarla karşılaştırmıyorum. Anker Rode Dashcam C1 gerçekten kaliteli bir ürün olmuş. Hani bellek kartı çıkıyor. Plastik işte ayırması vesairesi, adaptörü de işte ne bileyim aksesuar da çıkıyor kutusundan. Bunlar elbette cihazın önemli artılarından bir tanesi. Ama tabii ki satın alırken mecburen hani bazen hepimiz de olduğu gibi fiyatı da takılabiliyoruz. Bence fiyatı birazcık yüksek. Yani 500 lira civarında falan olabilseydi, 450-500 civarında çok daha rekabetçi bir ürün olabilirdi. Ben kampanyaları takip etmenizi öneriyorum. Anker'de güzel kampanyalar oluyor. Biz böyle söylüyoruz, sonra fiyatlar düşüyor. Abi yakaladım aldım falan diyenler oldu Anker'in farklı ürünleri için. Daha önce bizim mesela kulaklığını da incelemiştik. Gürültü engelleme özelliği olan bir kulaklığını da incelemiştik. Onda da mesela o söyleyenler oldu. Abi indirim yakaladım vesaire. Ben indirim yakalamanızı öneririm. Eğer böyle bu tarzda bir ihtiyacınız varsa, derli toplu, güzel, işinizi görecek, çok fazla sizi yormayan ama birçok da güzel özellik sunan bir araç kamerası istiyorsanız önerebileceğim bir ürün olmuş Anker Rode Dashcam C1. Anker'in bu araç içi kamerasıyla ilgili merak ettiklerinizi bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Bu videoda sizlere Anker Rode Dashcam C1 araç kamerasının özelliklerini anlatmaya çalıştık. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir incelemede, farklı bir üründe karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.